Merhaba, 93. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıyor program ve her pazartesi yayınlanıyor. Bugünkü konumuz parti içi demokrasi ve ön seçimler, daha doğrusu yerel seçim ve buradaki ön seçimler. Konuğumuz Ercan Karakaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Biz sevgili Gürhan Ertürk'le beraber programı bugün sunuyoruz. Ercan Bey herkes tanıyor ama yani şöyle kısaca ben elimden geldiğince özetleyeyim. Öncelikle mühendis, değil mi efendim? Almanya'da eğitiminizi aldınız. Hatta orada Almanya'dayken bile Sosyal Demokrat Parti'den, değil mi, bir siyasete siyaset çalışmaları yaptınız. Aynı zamanda tabii sivil toplum var. İşte TÜSES'in ve SODEV'in kuruluşunda yer aldınız. Sayısını bilmiyorum ama birkaç dönem milletvekiliniz var. İki dönem milletvekiliniz var. Onun dışında eksikler varsa... Bakanlık da yaptık bu arada. Doğru bir de tabii. Kültür Bakanlığı. Mecliste grup başkan vekili yaptım partinin. Evet. Yurt dışı, Avrupa Konseyi gibi bazı parlamenterlerde de meclis adına yer aldım. Evet. Agit'te kere. Yani yapmadığımız bir şey kalmadı siyasette. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Evet. Şimdi biz Şehir Hepimizin programında tabii şehirde insanlara dokunan konuları özellikle ele almaya çalışıyoruz. Tabii yerel seçimler çok önemli çünkü belki de insanlara en yakından dokunan bir şehir otoritesi, belediyelerin seçimi aslında, yerel seçimler. Dolayısıyla bu bağlamda bu seçimlerin bir önceki adımı olan partilerin hazırlıklarıyla ilgili bu konuda belki bir bilgi alabileceğiz veya fikir açacağız bu konuda. İsterseniz Gürhan Bey sizle başlayabiliriz. Evet, ben hemen ilk soruyu yönelteyim efendim. Şimdi hakikaten özgeçmişiniz siyasetle dolu. Fakat bunun dışında sürekli demokratik bir yapı içinde hem demokratik bir Türkiye hem de demokratik partileşme üzerine de sürekli yazıyorsunuz ve birçok yerde de konuşmalarınız oldu. Bunları izledik. Hep çağdaş parti örgütlenmesinden bahsediyorsunuz. Tabii ki şu anda da partilerin hepsi çağdaş yani bir anlamda. Ama çağdaş parti örgütlenmesi derken neyi kastediyorsunuz? Siz sosyal demokrat bir siyasetçisiniz ama özellikle de sosyal demokrat partilere hitap ediyorsunuz. Fakat biz bir baktık ki bütün partiler için çok geçerli bazı önerilerde bulunuyorsunuz. Evet, şimdi tabii siyaset biliminde partileri belli tiplere ayırıyorlar. İşte Duverger, Fransız meşhur siyaset bilimcisi halen geçerli. Yani partilerin bir kısmı geniş tabana dayalı, üyelere dayalı, kitle partileri, CHP'nin olduğu gibi, bütün sosyal demokrat partiler gibi. Şimdi aynı zamanda ama partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Eğer bir demokrasi iddiamız varsa ya demokrasi içerisinde yaşıyorsak, temsili demokrasiyi tamamlamak için partilerde, sendikalarda, sivil toplum örgütlerinde de demokratik mekanizmaların işlemesi lazım. Yani demokrasinin tamamlayıcısı bunlar ek demokrasiler. Partide, sendikada, sivil toplum örgütlerinde. Dolayısıyla yani demokrasinin temel unsuru olan partilerin de kendi iç işleyişlerini demokrasi esaslarına uygun yapmaları gerekir. Nitekim hem bizim 12 Eylül Anayasası'nda hem Almanya'nın hem birçok ülkenin anayasasında bu hüküm var. Diyor ki partilerin iç işleyişleri ve iç karar alma süreçleri demokrasi esaslarına uygun olur. Aykırı olamaz en azından. Böyle bakınca bizim Türkiye'de bir sorun var. Yani dışarıdaki partilere göre. Dediğim gibi partileri dünya görüşleri açısından ayırıyoruz tabii. Muhafazakar partiler, sosyal demokrat partiler, yeşil partiler bunlar 30 yıllık fenomenler. Dolayısıyla özellikle daha katılımcı bir demokrasi, daha çok demokrasi diyen partilerin ki CHP de bu iddiada, Sosyal Demokrat Parti'nin tümü gibi o zaman kendi işlerine de dönüp kendi kararlarını oluşturmada ne kadar tabana, ne kadar halka dayanıyorlar, bu karar süreçlerine insanları ne kadar katıyorlar buna bakmak lazım. Yani dolayısıyla demokrasi kültürümüzde zayıf olduğumuz noktalar bunlar. Genellikle biz de tabii 600 yıllık bir Osmanlı döneminden geliyoruz. Bir padişahlık var değil mi? Tepeden aşağı doğru yönetiliyor. Sonra Tanzimat'la biraz meclisler kuruluyor. Cumhuriyet'le birlikte tabii daha ileri bir adım atıyoruz. Ama buna rağmen bu siyasi kültürümüz çok eksiklerle dolu. Ya bu partilerde de aynı şekilde.
Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben 85'te SHP Sole Birleşmesi'nde İstanbul'da başladım. Sekreter olarak il sekreteri. İl başkanlığı da yaptım. O günden beri ben yalnız değilim tabii. Çok değerli siyaset bilimci arkadaşlar var. Elbette. Partide fikre, düşünceye, dünya görüşüne önem veren arkadaşlar var. Sürekli olarak Türkiye siyasi kültürünün de demokratikleşmesi gerektiğini, CHP gibi bir partinin de buna öncülük etmesi gerektiğini savunuyoruz. Ve bütün dünyada olup bitenleri de izliyoruz. Çünkü siyasi kültür de sabit, statik bir şey değil. O da değişiyor. Nasıl ki ülkelerin kültürleri, genel kültürümüz sürekli değişiyor. Hatta kültürler arası diyalogdan ötürü genel kültürde de yeni kavramlar, yeni ögeler ortaya çıkıyorsa, partilerin kendi iç demokrasileri, çalışma yöntemleri de çok gelişiyor. Yani mesela eskiden çok katı olarak üyelerle işte aday belirleme, program yapma yapılırken şimdi bunun yetmediği görülüyor. Sivil toplum örgütleriyle işbirlikleri kuruluyor. Sendikalar zaten sosyal demokrasinin kuruluşunda var. Sendikalarla Aydınlar Kurumu Sosyal Demokrat Partileri o günkü sanayileşmenin ağır çalışma koşullarına karşı bir çıkış olarak. Ama şimdi bakıyorsunuz partiler diyor ki kendi içimizde demokrasiyi işleteceğiz. Üyeler bizim için önemlidir. Çünkü bakın Türkiye'de şöyle bir şey anlaşılıyor. Parti deyince genel merkez, genel merkezdeki genel başkan ve etrafındaki şey öyle değil. Partilerin demokrasideki en önemli unsurları üyeler ve örgütleridir. Onlar çünkü toplumun içindeki kollarıdır partinin. Toplumun mahalledeki şikayetlerini, dertlerini alır, yukarıya götürür. Yukarıda politikaların oluşmasına katkıda bulunur. Ve yukarıdaki politikalar gelir, halka anlatır, halk kazanmaya çalışılır. Yani Duverger'in bir sözü var. Aynı zamanda partiler siyaset yapacak insanlar için bir okuldur. Evet. Yani siyasetin okulu Siyasal Bilgiler Fakültesi değildir. Orası iyidir tabii bitirmek, bilgi sahibi olursunuz. Hukuk fakültesi de iyidir ama siyasetin okulu partilerdir. Bu değişmez bir şey. O zaman partilerin kendi içinde demokrasiyi ne kadar işlettiğini, ne kadar katılımcı olduğunu, ne kadar birikime, liyakata önem verdiğini, kararları aşağıdan yukarıya doğru oluşturup oluşturmadıklarına bakmamız lazım. Çünkü bakın çok yanlış bir şey var. Partiler seçime giriyor, birden adaylar konuşuluyor. Bu seçim için söylemiyorum genelde. Siyasette hiç bulunmamış, bu siyasetinin parti içerisindeki teorisinden ve pratiğinden yararlanmamış insanlar aranıyor. Niye? Çünkü bir popülizm diye bir şey var çağımızda. Karizmatik insanlar, halkın kolay tanıdığı insanlar. Ama işte bu değil. Yani özellikle Sosyal Demokrat ve CHP gibi bir başka dünya özleminiz varsa, bugünküden memnun değilseniz, bunu demokrasi içerisinde gayet tabii nasıl yapacağınızı, ekonomide, sosyal hayatta, eğitimde, sağlıkta, her neyse, uluslararası ilişkilerde, bunun teorisini yapıyorsunuz ve bu teoriden temel değerler, temel ilkeler ortaya çıkıyor. Daha çok özgürlük, daha çok demokrasi, dayanışmacı bir toplum, barışçıl bir toplum, kadın erkek eşitliği vesaire, iş yerlerinde insanca yaşama koşulları. Bunları özümseyerek aynı zamanda partinin ilçesinde, ilinde, genel merkezinde görev alarak seçim kampanyaları, halka gitmek, halkı ikna etmek, yayın yapmak, parti okulu yapmak, işte buradan siyasetçi yetişiyor. Evet. Yani bugün ben Avrupa'nın tamamını izliyorum. Avrupa'da parti içinde yetişmemiş bir siyasetçinin genel başkan olması, genel sekreter olması mümkün değil. Mümkün değil, değil mi? Tabii. Çünkü okul burası. Yetişeceksiniz. O öyle hemen partiye girdim, ertesi sene de bunları olayım diye bir şey yok. Hatta bunun tabii, Amerika örneğinde olduğu gibi sivil toplum ayağı da var. Amerika örneğinde olduğu gibi halk da katılıyor ön seçimlere. Ona da geleceğim. Evet. Mesela Avrupa parlamentolarından Almanya'dan örnek vereyim. Partiden zaten milletvekili oluyor. Orada da bağımsız seçilmek çok zor. Yani seçim sistemleri. Çünkü demokrasi, partileri demokrasinin temel unsuru yaptığı için parti içinden siyasetçiler yetişiyor, bakanlar yetişiyor, belediye başkanları yetişiyor. Almanya'da her seçimden sonra, 4 yıl sonra gelen yeni parlamenterlerin durumuna bakılır. Hangi partiden olursa olsun. Kaç yıl sonra bunlar milletvekili olma düzeyine gelmişler? Ortalama 16,5-17 yıldır. Orada 16 yaşında partinin gençlik koluna girebilirsiniz. 18 diyelim. Demek ki üzerine 15 yıl daha koyun. 28, 33 35. yaşında. 33-35 yaşında. O da normaldir. Yani, o, çünkü o parti okullarından geçiyorsunuz. Sahada mücadele ediyorsunuz. Tabii. Parti yönetiminde, halkla ilişkilerde birçok birikiminiz oluyor ve gidiyorsunuz. O yüzden yani bizim mesela siyasi kültürümüzün en büyük eksiği parti içinde parti okullarının ciddi olarak çalışmaması, siyasi eğitimin olmaması. Bu olmayınca parti içindeki mücadeleler de kişiler etrafında oluyor.
Evet. Siyaset bilimi buna klikler diyor. Evet. Herhangi bir kişiyi ve yakın çevresini iktidara getirmek. Evet. Şimdi bu çok yani sınırlı bir şeyle sosyal demokrasi yani reddedilmesi gereken bir şey. Ama tabii ki temel değer ve ilkelerde partide bütünleşiyoruz. O değerleri kabul eden herkese parti açık. Mutlaka çalışan sınıfta olması gerekmiyor. Ama o değerleri kabul ettikten sonra partinin güncel politika ilişkin stratejilerini, çözüm önerilerini tartışırken farklı fikirler ortaya çıkabiliyor. Birisi daha çok sol değerlere açılmak istiyor. Bunu mesela 3. yol hareketiyle Avrupa'da yaşadık 20 sene evvel. Tony Blair, Schröder vesaire. Dediler ki ya artık küreselleşme çağındayız. Ulus devletlerin hatta ulusal partilerin de çok etkisi azalıyor. Yerel de geleceğiz. Yerel de artık önemini kaybediyor. Uluslararası. Bir de Sovyetler çöktü. Orada Sovyetlerin çöküşü sosyal demokrasiye de bir fatura çıkarıldı. Dendi ki Sovyetler çöktü, demokrasi zaten yoktu vesaire. Ama sosyal demokrasi de 20. yüzyılda zaten hedeflerine ulaştı. Ne de onlar? Sosyal devlet, daha geniş bir demokrasi, halkın katılımı, sendikalar, iş yerlerinde sağlıklı çalışma koşulları, sosyal adalet olabildiğince. O zaman bu küreselleşme dönemi liberalizmin dönemidir. Liberal ekonominin, neoliberal siyasetin. Ve bazı sosyal demokrat partiler bunu kestirme yol olarak gördüler. Halk çok şartlandığı için biz de bu yola girelim dediler. İngiltere özellikle Tony Blair, sonra Almanya. Hepsi sonuç olarak %45'lerden %20'lere düştüler. Evet. Dolayısıyla her partinin aynı görüşleri savunması olmaz. Tabii ki dün de konuştuk. Bir sosyal demokrat parti kitle partisidir. Toplumun her bireyinden oy almak ister. Ama herkes için CHP derken şunu da vurgulamamız gerekiyor. Bizim asıl olarak hitap etmemiz gereken ve bize ihtiyacı olan insanlar var. Dar gelirler, işsizler, işte dezavantajlı diğer gruplar. Bunlara gerek yerel yönetimde, gerek genel politikada öncülük verirsiniz. Çünkü şu yanlış bir şey demokrasilerde. Benim gibi düşünmeyen herkesten de oy alacağım. Demokrasilerde %50 oy yok artık. %100 zaten hiç olmadı. Demokrasilerde artık bütün parlamentolarda eskiden Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iki büyük parti, muhafazakarlar sol, arada da bazen liberal partiler vesaire. Ama bu iki parti, Özal'da hatırlarsanız bana bize de 2,5 parti gerekir demişti. Evet, evet. Partileri çok bulmuştu ama şimdi nereye geldik? Bakın, bütün Türkiye'nin yönünü çevirdiği demokratik ülkelerde, Avrupa Birliği ülkelerindeki her parlamentoda en az 5 grup var. Bu sadece o büyük partilerden ihtilafa düşüp ayrılanların oluşturduğu partiler değil. Çünkü toplum o kadar sosyolojisi değişti ki o kadar farklı temel konulara yoğunlaşan kesimler var ki gençler, okumuş insanlar vesaire. Mesela Yeşiller Partisi çıktı. Şimdi Yeşiller Partisi diye bir şey 30 yıl evvel yoktu. Şimdi bütün ülkelerde işte Bavira'da geçen gün eyalet seçimleri oldu. İkinci parti çıktılar. Sosyal Demokratlar da geçtiler. %18,5. Biliyorsunuz bir Türk genci, işçi çocuğu olarak oraya giden Özdemir de orada başkanlık yaptı. Evet, evet, Cemil. Bu ama orayı da sınırlı değil. Şu anda İsveç'te de onlar olmasa hükümet kurulamıyor. Yani bunu iyi irdelememiz lazım. Keşke Türkiye'de doğamız, çevremiz, şehirlerimiz bu kadar kirletilirken bizde de böyle bir parti çıksa, o da %5'le, %10'la neyse temsil edilse. Çünkü buna ihtiyaç var. Evet. Mesela bizim evet. Sosyal demokrasi şunu da ilave edeyim. Evet. 40-50 yıl biz sonra bir öz eleştiri yaptı. Dediler ki biz sanayiyi teşvik ettik. Daha çok üretim, üretilen yerlerde daha çok işçi, işçilerin insanca yaşam koşulları, kalkınma, ilerleme, dönüşüm hepsi güzel. Ama eğer biz bu bütün bu fabrikalar, bütün bu sanayiyle toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyamıyorsak bu zenginlik ne işe yarar? 50 yıl sonra sosyal demokrasi bu öz eleştiri yaparak programlarına çeviriyor koydular. Dahası Merkel'in partisi, Hristiyan Demokratlar Partisi'nin de programına bu da girdi. Bu da demek ki böyle. Türkiye'de bir paradoks yaşıyoruz ama evet. Efendim şimdi bütün partiler Türkiye'ye demokrasiyi getireceklerini, evet. Hatta geliştireceklerini ifade ediyorlar ama parti içine baktığımız zaman da çok ciddi bir parti içi demokrasi sorunu olduğunu tabii. Düşünüyoruz. Yani kendi içinde demokrasiyi gerçekleştiremeyen bir örgütün Türkiye'ye demokrasi getirmesi de bu anlamda mümkün değil. Sizin 8 Nisan 2018 makalenizde bir öneriler diziniz var. Evet. Örgütsel yenilenmenin maddelerini sıralamışsınız. Bu anlamda tabii ki bunu siz
Sosyal Demokrat Parti için öneriyorsunuz ama biz bundan bütün Türkiye içinde bir ders çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Nedir bu maddeler? Bir 10 maddelik tabii, özetiniz var. Söylediğiniz gibi şimdi bütün partiler demokratik olduğunu söylüyor. Değil mi? Türkiye'ye demokrasi evet. refah getireceğini söylüyor. Ama burada partilerin inandırıcı olması için demokrasiyi acaba kendi işlerinde ne kadar işletiyorlar buna bakmak lazım. Tabii. Şimdi bir tanesi parti üyesi üye olmayan vatandaştan farklı olarak bir sorumluluk alıyor. Partiye giriyor, o partinin dünya görüşü çerçevesinde iktidar mücadelesine giriyor. Ama onun aynı zamanda birey olarak ifade özgürlüğü var. Gayet tabii bu partinin temel değerlerinin içerisinde bir ifade özgürlüğü. Eğer siz bu tabandan gelen sesleri ya partinin bir grubundan gelen sesleri, bir seçim sonucunun değerlendirilmesi, bir ekonomi politikasında, eğitim politikasında farklı görüşleri dikkate almazsanız, bu görüşler aşağıdan yukarıya doğru tartışılarak kurultaylara kadar gelmezse, o zaman bir kere demokrasinin bu katılımcı boyutu işlememiş oluyor. Evet. Bu çok önemli. O yüzden üyeleri ve parti örgütlerini, demokratik partiler bu iddiaları varsa, bir kere partinin asıl unsurları olarak kabul etmeleri lazım. Ve onların görüşlerinin, onların düşüncelerinin de parti programlarına, parti stratejilerine ulaşmasının kanallarını açmak lazım. Bizde bu kanal kapalı. Birincisi bu. İkincisi, partiler fazla da içine kapanmaması lazım. Parti üyelerinin dışındaki özellikle örgütlü kesimlerle sürekli bir iletişim ve dayanışma içerisinde olması, hatta şimdi yeni trend bu Avrupa'da partiler tekrar güçlenmek için parti dışından o partinin ilkelerine, hedeflerine sempati duyan insanları da partilerin programlarının, stratejilerinin oluşmasına katıyor. Hatta partinin adayların belirlenmesine de katıyor. Şimdi bu da Türkiye'de pek yok. Bir örnek var bir beldemizde sonra konuşacağız evet, ama. Evet. Ona da geleceğiz mutlaka. Tabii. Evet. Ve tabii eleştiri hakkı. Yani partide liderler dokunulmaz değil. Biz Führer Partisi değiliz, Reis Partisi değiliz. Şimdi Führer Partisi'nde lideri eleştiremezsiniz. Burada tabii ki belli bir görüş çerçevesinde yanlışlara yanlış diyebilmeniz lazım. Zaten CHP'de de aslında bu var. 95 yıldır yaşayan bir parti. Eğer zaman zaman kendisini yenileme yeteneğini kullanamazsa o zaman çöküyor gidiyor. Dolayısıyla parti içinde yenilik arayışlarını desteklemek gerekiyor. Parti görüşlerini oluştururken tabana ses vermek gerekiyor. Hele yerelde, bakın oturduğumuz ilçede belediye başkanı seçeceğiz. Biz partiliyiz. Başkaları partiye sempati duyuyor seçmen. Şimdi bunların görüşlerini almadan burada partinin bir aday göstermesi demokrasiye ters. Hele bu aday bu ilçemizde oturmayan herhangi bir yerden buraya getirip konulan bir insansa yerel demokrasi anlayışına ters. Çünkü yerel demokrasi burada yaşayan insanların hayatlarını daha kaliteli hale getirmek için yapılacak her şey. Son yasa değişiklikleriyle de gerçekten kreşten tutun da spor tesislerine kadar, kadın evlerine kadar her şey yapabilir belediyeler. Tabii ki bütçesi nezdinde onlara sonra geliriz. İşte o benim orada saydığım 11 ilke bu. Tabii üyelerin de sorumlulukları var. Onu söylemezsek eksik kalır. Elbette. Üyeyle sempatizanın arasındaki farkı belirgin yapacağız. Üye şudur. Partiye gelir. Ben bu partinin değerlerini, ilkelerini benimsiyorum, burada olmak istiyorum der, oraya ait olduğunu gösterir. Sonra gelirine uygun bir aidat vermeye başlar. Çünkü bizim gibi partiler eğer küçük aidatlarla kendilerini finanse etmezlerse, özellikle solda bu çok önemli, kaldı ki sağdaki bütün partilerin hepsinde aidat sorunu vardır. Bu böylece kendisi bağımsız bir finansmanla hiçbir yere bağımlı olmadan, büyük sermaye gruplarını diyelim isterseniz başta, ya götürür. Yani mesela bu bizde uygulanmıyor. Eksiklerden birisi. Ve ciddiye alınmıyor, uygulanmıyor. Halbuki CHP'nin tarihinde de var. Partiye geliyorsunuz, size iki tane form veriyorlar. Biri partiye giriş, partinin ana ilkelerini benimseyen bir insana partiye kaydedilmemi arz ederim, rica ederim. İkincisi de eski deyimle 40'lı yıllarda bu var. CHP üye aidat taahhütnamesi. Evet. Kendi gelirinize uygun, tek tip aidat da olmaz. Almanya'da mesela 10 çeşittir partide. Öğrencilerle işsizler 3 euro verir, çok kazanında 100 euroya kadar çıkar. Hatta evet. Üstü de var. Tek taraflı bir taahhütte bulunuyorsunuz. Tabii, taahhütte bulun. Aidiyet. Çünkü oraya ait olduğunuzu gösterecek en somut elle tutulan bir şeydir bu aidat. Sonra parti bu içine gelen insanları kendi siyaset doğrultusunda çok yoğun bir eğitimden geçirmesi lazım. Yani çünkü bu bilgi çağında
5 yılda bir bilgiye, buna siyasi bilgi de dahil, teknoloji de dahil ikiye katlanıyorsa, siz klasik, normal, özgün eğitimin dışında parti içinde siyasi eğitim yapacaksınız. Evet. Ve bütçenizin önemli bir kısmını buna ayıracaksınız. Ve böylece partileriniz nasıl bir düzen istiyor bilecek. Mahalleye gittiği zaman bir aday için oy sayarken nasıl bir yerel yönetim, öbüründen farkımız ne? Bütün bunları bilmesi lazım. Mesela önerilerimden birisi de o benim. Bu arada evet. Bu konuyla ilgili hem de belki ön seçime de biraz ön seçime de odaklanarak bir şeyler söyleyebiliriz. Burada bir delege üye ayrımı var aslında partide. Zannediyorum siz de yazılarınızdan bir tanesinde buna değiniyorsunuz. Tabii. Bu özellikle ön seçim aşamasında veya ön seçim ihtimali ortaya geldiğinde bu delege üye ne diyelim çelişki bir çelişki yaratıyor mu ya da bir sorun yaratıyor mu? Biraz burayı da irdeleyebilirsek. Tabii. Aslında şöyle ya, üyelik dediğim gibi oraya ait olan işte söylediğim iki belge imza ederek üye oluyor. Sonra belli görevler alıyor, çalışıyor ve partide yetişmeye başlıyor ileride görev almak için. Fakat bazı yurttaşlar o partinin temel görüşlerine, hedeflerine sempati duyuyor, oy veriyor, üye olmak istemiyor. Zaten bütün ülkelerde yani seçmenin %5 ile 10 arası üye olur. Herkes olmaz. Yani 80 milyonda 40 milyon, 50 milyon üye olmaz. Burada bir sorun yok. Tabii partiler olabildiğince özellikle genç üyeleri, kadın üyeleri kazanmak için özel kampanyalar yaparlar bizim cenafta. Bunları yapmak lazım. Gençler az bizde mesela. Evet, yenilenmenin hedeflerinden biri olarak uyuyorsunuz. Şimdi dediğiniz çelişki var. Şöyle. Şimdi bizde seçimler eskiden ocak bucak mahallede partiler örgütleniyordu. Tabii. Sonra 12 Eylül'den sonra daralttılar. Halk kesimi fazla siyasetle uğraşmasın falan dediler köylerde, mahallelerde. Beldeden başlıyor. Belediye olan belde, ilçe, il, genel merkez. Şimdi ne oluyor? Genel merkeze gidene kadar, genel başkanı ve parti meclisini seçecek şeye gidene kadar 3 tane seçim oluyor. Yani üye iradesini önce ilçede ilçeye veriyor. İlçedeki delegeler ile veriyor. İldekiler kurultaya veriyor. 3 aşamalı bir seçim yapıyoruz. Halbuki günümüzde temsili demokrasinin derinleştirilmesi, güçlendirilmesi demek doğrudan demokrasi. Yani üyeler seçsin. Mesela niye tartışmıyoruz? Çok tabu gibi bizde. Genel başkanı üyeler seçsin. Evet. Bizim 1 milyon 300 bin üyemiz varsa bir pazar günü sandık kurulsun. 2 değerli, 3 değerli aday da görüşlerini bir şekilde yazılı olarak bunlara ulaştıralım. Onlar seçsin. Çünkü bu 3 kademede şu oluyor. En aşağıda bir ilçede 10 bin üye var. Onlar ile gidecek delegeleri seçiyor. Tabii üyenin kendi fikrini delegeler temsil ediyor ama ne kadar ediyor o da tam belli olmuyor. O yüzden doğrudan katılım, doğrudan demokrasiye doğru bir trend var. Evet. Mesela Belçika'da genel başkanı bizim partimiz diyelim, kardeş partimizin üyeler seçiyor. Almanya'da Willy Brandt vefat ettikten sonra büyük bir siyasetçi, 24 sene genel başkanlık yapmış. Birden 3 genel başkan adayı çıktı. Çok bulunan bir şey değildir o. Çünkü yükselir insanlar partide. Az evvel konuştuk 15-20 yıl sonra 2-3 insan buraya hazırdır. Eşitler arasından birinci anlayışıyla seçilir. Yani genel başkanlar kurtarıcı falan değildir orada. Yetkileri de sınırlıdır zaten. Çünkü bir kolektif çalışma var. Şimdi sorunuza cevap olarak ben aynı görüşteyim. Bizim artık bu delege, çok olumsuz da imajı da vardır delegeler. Çok. Delege derler, delege alındı derler, delege satıldı derler. Bizim de yavaş yavaş, Türkiye siyasi kültürü içinde söylüyorum, üyelere gitmemiz lazım. Yani nitekim işte Willy Brandt'tan sonra 3 genel başkan çıktı, adayı çıktı ve üyelerle yaptılar. Tüzüklerinde falan da yoktu ama akıl bunu gerektiriyordu. Sonra kurultaya sundular. Oradan kim çıkarsa herkes kabul etti. Bizdekine de geleceğiz sonra şeye. Mesela, bu da çok medeni bir yöntem tabii. Tabii. Mesela Holland, bundan evvelki Holland, Sosyalist Parti Cumhurbaşkanı. Evet. Partinin 300 bine kadar, 300 bin bile değil üyesi, daha altında üyesi var. Orada 3 cumhurbaşkanı adayı çıktı. Hatırlarsınız Royal, evet. O birisi daha. Ve bunların 3'ü de 25 senelik partili, partinin bütün kademelerinden geçmişler. Başbakanlık hariç, bakanlık, parti başkanlığı, parti sekreterliği. Şimdi 200 küsür bin üyeye gidecekler, birini seçecekler muhafazakarların karşısına. O zaman şöyle bir düşünce çıkıyor. Diyor ki birisi, ya bizim sempatizanlarımız var, milyonlarca insan bize oy veriyor, bir de onlara soralım. Şöyle bir formül buluyorlar. Partinin herhangi bir örgütüne birisi gelir de, ben sizin sempatizanınızım, seçmenizin ben de adayın belirlenmesine katkı sunmak istiyorum dediği zaman bir de bağış yapıyor. Çok cüzi bir şey. Makbuzunu alıyor. Böylece 2 milyonun üzerinde insan bu işe dahil edildi. 2,5 milyon insan da seçimlere bir yıl kala kendi partili 3 adayını teke indirdiler.
ve bu başarıyı getirdi. Demek ki üyelere indiğiniz zaman hem aradaki aracıları kaldırıyorsunuz, doğrudan demokrasiye doğru, temsili demokrasinin de krizi var biliyorsunuz Avrupa'da. Tabii. Peki temsili demokrasiye nasıl bir enerji vereceğiz, nereden vereceğiz? Birisi bu. Birisi bu tabii. Aşağıdan yukarıya evet. doğru gibi. Evet. Onun için üyeler bence esas olması lazım. Evet, evet. Tabii bu üyelerin eğitiminin ihmal edilmemesi lazım. Şimdi onu soracaktım. Üyelerin aidatlarını alacak formülleri geliştirmek lazım. Bunları yok saydığınız zaman sonra ön seçim yapmıyorsunuz. Diyorsunuz ki Ezcan üyelerimiz de çok sağlıklı değil, aidat da ödemiyorlar. Peki üyelerinden aidat alacak mekanizmayı kurmakta kim sorumlu? Genel merkez sorumlu. Evet. Kuracak bir mekanizmayı, bilince çıkaracak, parti içi eğitimle daha üye olurken zaten o taahhütü alacak vesaire vesaire. Evet. 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 Şimdi bu aslında söylediğiniz şey belki ön seçimin özünü oluşturan bir konu aslında bu. Yani böyle yaygınlaşması olayın. Evet. Belki bir ön seçim yapılma ihtimalini de arttıran bir şey. Yani onu gönüllü olarak yapılması gereğini ortaya koyacak. Şimdi siz aslında demin şeyden bahsettiniz. Bunun bir siyasi partilerin bir okul olduğundan bahsettiniz. Evet. Teoriden aslında. Evet. Seçilecek adayların aslında nitelikleri de önemli. Çok önemli. Tabii. Şimdi bizim alıştığımız sistem aslında başkan ve başkanın oluşturduğu bir listeyle belediye meclisleri seçiliyor bugüne kadar. Şimdi halbuki burada bir takım nitelik sorunlarıyla da karşı tabii. karşıya kalıyoruz. Bununla ilgili ne daha detayda ne söyleyebilirsiniz? Tabii şimdi şöyle. Önce şunu söyleyeyim tabii. CHP bütün diğer partilere nazaran kendi içinde özellikle ilkelere, değerlere dayalı siyasi yapıp dönemlerde Ecevit Hareketi'ni biliyoruz. 70'li yıllar, 73-77 belediyelerini kazandık. Gerçekten o zaman bu ön seçimleri yapıyordu. Evet. Sonra Kılıçdaroğlu zamanında da yer yer yapıyor. Ama bu bir kurum haline gelmedi. Değişmez bir kurum haline gelmesi lazım. Biz katılımcı demokrasi savunan bir partiyiz. Üyeler ve örgütler en az genel merkez kadar önemli. Biz onlara dayalıyız. Çünkü onlar halkın içinde. Bizim halkla temasımızı asıl olarak kurması gereken onlar. Dedikten sonra tabii gelelim liyakata. Sınırlar koyuyorlar. Parti herhangi bir partinin esas olarak aday olmasını engellemez. Ama der ki milletvekilliği için şu kademelerde çalışmış olmak, belediye başkanlığı için şu kadar yıllık partili olmak ya da belediye meclisi için parti okulundan şu sertifikaları almış olmak, bunları koyan partiler var. Evet. Bizde de benim önerilerim arasında bu da var dikkat ederseniz. Ben de bunu söylüyorum. Yani partiye mesela 3 ay önce birisi girmiş. Olabilir, heveslidir. Çok da genç ama hiçbir tecrübe yok. Evet. Çünkü parti okulunun insanı yetiştirmesi, birkaç kere söyledim, sadece o teorik eğitimler değil, parti pratiği de çok önemli. Miting yapacaksınız, toplantı yöneteceksiniz, rakip partinizle buralara çıkıp tartışacaksınız. Yani oradan bir şey çıkıyor ortaya. Dolayısıyla partiler nitelikli adayları bulmak zorundadırlar. Ve partiler eğer bir belediye başkanı göreve gelip de o partinin ilkelerine, değerlerine, etik değerlerine aykırı hareket ediyorsa partiler sorumludur. Tabii o kişi sorumludur, suç içerse zaten alır ama partilerin bir görevi de dediğiniz gibi liyakatlı, birikimli insanları bu görevler için hazırlamaktır. İşte biz ona parti okulu diyoruz. Parti okulu deyince ama sadece dersler akla gelmesin. Dershane parti, değil, partinin parti pratiği de bunun bir, evet. bir bölümü. Evet. Bir toplantı yönetmek, demokratik olarak yönetmek, hakkaniyetli yönetmek. Farklı fikirlere de söz vermek, bu da bir eğitim gibi. Yani şimdi, efendim, sandık başında iyi görev yapmak, bunu bilmek, terk etmemek sandığı, onun eğitimine katılmak, bütün bunların hepsi toplanıyor ve oradan birikim, liyakat çıkıyor. Şimdi bizdeki ön seçim benim tespitime göre problemli bir alanda genel merkezin sorumluluğunu hafifletmek için kullanılıyor. Yani başka evet. da bir amacı olmuyor. Yoksa bir kurum evet. Olarak... Bunu parti bir adet haline getirmek. Tabii kurumsallaşmaması çok evet, kötü. Yani bakın diğer partilerde tabii çok daha durum bakayım. Şimdi bakın AKP belediyelerin birçoğunu kazandı İstanbul'da. Sonra çok önemli şeylerin belediye başkanları işten el çektirildi. Evet. Şimdi mesela demokratik siyasi kültürde bu yoktur. Çünkü evet bir partinin adayıdır ama sonuç olarak onu halk seçmiştir. Parti şunu yapabilir der ki, benim ilkelerime, değerlerime, tüzüğüme göre bu yoldan çıktı. Ben bunun partiyle ilişkisini kesiyorum. Bu hakkıdır. Ama belediye başkanlığı ile ilişkisini
Seçmen. Geri çağırma. O zaman bir geri çağırma mekanizması koyarsınız. Bazı ülkelerde vardır. Yani halk seçtiği belediye başkanının bu tamamen ters yönde bir icraat yaptığını görüyorsa belli imzalarla, belli ülkelerde bu var. Çok yaygın değil, onu da söyleyeyim. Ama zaten partiler o birikimden geçmiş, sınanmış, 10-15 yılı göz önünde olan bir adamı aday gösterirler. O tabanda zaten yerel seçimler daha kolay adayı tanımak. Bunu seçer. Buna rağmen aksilik olursa gereğini yaparsınız. Şimdi bunlar alındı. Bakın bir ilimizin 3 milletvekili var. 3 milletvekili istifa etti diyelim. Ayrıldı. Ne oluyor? 3 ay içerisinde tekrar seçim yapacak. Yeniden seçim yapmak zorundasın. O ilin halka dayalı milletvekillerinin parlamentoda olması lazım. Sadece ili temsil etmiyorlar Türkiye'yi ama orası temsilcisiz kalmaz. Belediyelerde de böyle olması lazım. Birisi belediyeden düştüyse geçici olarak belediye meclisi yenisini seçer ya da seçimler aynı şekilde o yerde yenilenir. Ama şu anda 95 tane belediye başkanlığında Güneydoğu'da kayyum atanmış durumda. Evet. Şimdi bu noktada aslında bu kayyum meselesi ve aslında şu anda iktidar partisi kendi başkanların bir kısım kendi başkanını da görevden aldı. Tabii. Hatta bir de ilçe belediyesi, Beşiktaş Belediyesi'nin CHP'li başkanı evet. da görevden aldı. Şimdi benim gözlemim ilginç, seçmenlerden hiçbir tepki gelmedi. Yani Güneydoğu'yu ayrı tutuyorum. Hani oradaki atmosfer de farklı. Fakat özellikle buradan bir tepki gelmedi. Şunu merak ediyorum. Ön seçimle gelmiş olsaydı bu adaylar, tabii ki. Yani çok büyük bir katılımla seçilmiş olsalardı yaygın bir tabandan, böyle mi bir sonuç olacaktı? Yani bu kadar kolay kayyum atanacak mıydı acaba? Tepki çok olurdu. Çünkü bakın o insanı belediye başkanı olarak taban seçiyorsa, diyelim ki Beşiktaş'taki 7 bin, 8 bin, 10 bin kaç üye seçimi tam hatırlamıyorum, seçiyorsa onlar o adayı sahiplenirler. Ama aynı zamanda içlerinden çıkan o adayın bir yanlışı olursa etik bakımdan ona da önce onlar karşı çıkar. Dolayısıyla bu bir öz denetim de olur aynı zamanda. Yani partiler teoride de pratikte de gösterdikleri adaylardan sorumludur. Bu çok net, açık. O bakımdan özellikle yerelde bir mahallede, bir semtte, bir ilçede oturan insanların kendi işlerinden adayı seçerken çok titiz davranmaları lazım. Hatır gönül için değil, onun son 10-15 yıllık parti içerisindeki performansı, etik değerleri, bağlılığı, yetenekleri, bilgisi, birikimi bunlara göre koymak lazım. Şimdi o yüzden dediğiniz gibi görevden alındı, ses çıkmadı diyorsunuz ama küçük bir bilgi daha. Parti zaten onun hakkında bir parti içi soruşturma yürütüyordu biliyorsunuz. Tabii yani o apayrı bir konu. Ama yani Beşiktaş örneğini vermenizin nedeni ön seçimle gelmiş bir başkandan bahsetmek istediğiniz için değil herhalde, değil mi? Yok, hayır. Yani onun için değil. Ya Beşiktaş'ın zaten o içimizde çok sorunlu. Beşiktaş'ta evet, bakın maalesef. Kısaca değinim, açık konuşmamız lazım. Evet. Beşiktaş'ta partimiz burada vali yönetmeli çağrı yapıyor. Şu tarihler arasında aday olmak isteyen her partili, dikkatinizi çekerim, bana göre yanlış, belli kriterler koymasın. Demin konuştuk, evet. Avrupa'da da bu kriterler var. Çok ağır değil ama var. Her partili buna başvurabilir. Ama yine partilerimiz sağduyulu. Ancak 15 kişi başvurdu Beşiktaş'a. Bunların içerisinde profesör de var. Bunların içerisinde bir sivil toplum örgütünde, önemli bir örgütte başkanlık yapanlar da var. Parti içinde görev almış. Görev almış, ilçe başkanlığı, il yönetimi çalışmış arkadaşlar da var. Buraya kadar gayet güzel. Şimdi ne olacak? Peki bu 15 adayı arasından birini seçeceğiz. Başvuranlar bunlar. Sonra parti iyi bir şey yaptı. Yani benim 30 senede savunduğum şey parti okulunun bir kurum olması. Öbür üniversiteler, okullar nasılsa aynı ciddiyette bir kurum olması. Finansmanlarıyla, hocalarıyla, yayınlarıyla. Parti bir hızla, bir parti okulumuz zaten var. Eksik işliyor bana göre. Yerel yönetimlere aday olanlar için işte 2 gündür yaptığımız seminere benzer. Yine hocalarla, yerel yönetimin felsefesini iyi bilen insanlarla ve partinin yerel yönetim anlayışını onlara aktaracak seminerler yaptı. Bunları da tamamladı. Fakat sorun burada bu. Bu seminerlere hiç uğramayan. Buraya kadar her şey düzgün güzel. Gidiyor. Bu seminerlere hiç gitmeyen. Hatta o söylenen zamanda gidip ilçesine üyelik başvurusu yapmayan insanlar da aday olarak devreye sokuluyor. Evet. Şimdi bu tabii çok şevk kırıcı bir şey. Evet. Siz Beşiktaş ilçesinde mesela adaylarımız arasında bir profesör arkadaşımız da vardı. Kendisini tanıyorum. Evet. Bu arkadaşımız bütün bu akademik hayatı boyunca partiden hiç kopmadı.
hep katkıda bulundu. Şimdi sırası geldi, ben aday oluyorum dedi. Ve bir de şöyle bir şey var, adaylarımız artık yavaş yavaş bulunduğu ilçeyle ilgili bir program ortaya koymaya çalışıyorlar. Ekipler oluyor, çalışıyorlar. O arkadaşımıza bir Beşiktaş ve bir katılımcı, toplumcu belediyecilik programı ortaya koydu. Şimdi bunlar bu kadar emek veriyor, bir yer aday oluyor. Bunların seçimini de demokratik bir usulde yapmanız lazım ki o adayı herkes sahiplensin. Aday olduktan sonra, başkan olduktan sonra ve gerekirse denetlesin. Kazanamasa da orada kazanamasın. Orada gerekirse denetlesin. Yani bu sorunları bizim aşmamız lazım. Evet. İsterseniz bu bahsettiğiniz örneğe de girelim buradan. Çünkü zaman ilerliyor. Tabii. Anadolu'da bir ön seçim sizin evet, şeyiniz Nide Bor var. Nide Bor ilçesi, Kemerhisar beldesi değil mi siz? Evet. Evet. Şimdi örnek veriyorsunuz. Bunu örnek önemli veriyorum. De bir örnek. Türkiye model, CHP model olabilir diyoruz. Bazı arkadaşların bazı itirazları var, onlara da gelebiliriz. Şimdi şöyle, küçük bir ilçe ama çok köklü bir ilçe. Nüfusu o zaman galiba 5100 falan, şimdi 6000 olabilir. Evet. Burada CHP içerisinde, bundan önceki yerel seçimde 5 arkadaşımız belediye başkanlığına başvuruyor. Kendilerini yeterli görüyorlar, olmak istiyorlar. Çok güzel. Ama üye sayısı 270 CHP'nin. Seçmen sayısı 3000. Peki 270 kişiyle bu 5 arkadaşımız yarışa gelse 30, 40, 30, 20 giderler. Evet. Değil mi? Şunu da söyleyeyim. Bazı ülkelerin özellikle Sosyal Demokrat Partileri belediye başkanlık aday seçimini 2 turlu yapıyorlar. Birinci turda 10 aday giriyor. Hiçbiri %50 aşamıyor. Başkanlık evet, sisteminde evet. Olduğu gibi. İkinci turda bu defa en çok oy alan giriyor. Ve onu da tartışmamız lazım yani. Şimdi tabii. Bu 5 arkadaşımız bir araya geliyorlar. Doğan Şafak o zaman milletvekilimiz, ilçe il başkanları diyorlar ki yeni bir formül, katılımcı model. Bu arada da Fransa, Hollanda falan hikayesi de artık dünyada tartışılıyor. Özellikle bizim cenahta. Çok güzel bir şey yapıyorlar. Müthiş yani hayran kalırsınız. Oturuyorlar. Diyorlar ki ya biz işte geçen seçimde 1800 oy aldık. Tam rakam şey olabilir. Kimler bize oy veriyor? Yer küçük olduğu için zaten 6 tane ilçede kahve var. İnsanların toplandığı kahvehane diyelim. Oturuyorlar beraberce, yazıyorlar. 2000 rakamına ulaşıyorlar. Kızgınlıktan oy vermeyenler, belki CHP'ye tam yakın değil ama oy verebilecek olanlar. Üyeleri de buna ilave ediyorlar. Gidip insanlara anlatıyorlar. Biz halk yoklaması yapıyoruz CHP adayı için. Ön seçimde demiyorlar, halk yoklaması. Evet. Bizim 5 değerli arkadaşımız var. Bunlardan hangisine siz işaret ederseniz biz onu parti genel merkezine önereceğiz. O da büyük ihtimalle zaten aday olarak gösterilecek. Çünkü oradan da geçmesi lazım. Yasa da öyle, tüzük de öyle. Parti meclisinden geçmesi lazım. Ve bir şey daha yapıyorlar. 5 kişi bir sözleşme imzalıyorlar. Yine oradaki yöneticilerin nezaretinde. Şu var orada, biz partinin ilkelerini savunuyoruz. 5 arkadaşımız da değerlidir. Kim çıkarsa buradan ve o çıkanı genel merkez onayladığı zaman o bizim de adayımızdır. Kendimiz aday olduğumuz kadar onunla birlikte çalışacağız diyorlar. Bu da gayet güzel. Ve bir pazar günü sandıklar kuruluyor, duyuruluyor. Önceden halkana yapılmak istiyor. Ön seçim sandıkları. Ön seçim sandıkları. Onlar halk yoklaması diyor. Fotoğrafları, isimleri zaten tanıyor herkes. Numaraları. Oylar kullanılıyor. Ve bir arkadaşımız, şu andaki belediye başkanımız 901 oyla birinci çıkıyor. Genel merkez bunu onaylıyor. Ben o zaman genel merkezdeydim, MHK üyesiydim ve bunu anlattım. Evet. Heyecan duyduğumu da söyledim. Çünkü bize model olabilir. Şimdi geçen günlerde tekrar görüştüm orayla, bu defa ne yapıyorsunuz diye, aynısını yapıyoruz dediler. Şunu söyleyelim, 5 yıldır AKP'nin elinde olan o ilçe belediyesini AKP'den aldılar bu yöntemle. Çünkü büyük bir enerji yarattılar, büyük bir ilgi yarattılar. Farklılık gerçekleştirdiler. Ve bunu da seçimleri 3 ay, 4 ay kala değil, 1 yıl kala yaptılar. Evet. Bakın bu da çok önemli. Hmm. O insanlar, o 2000 insan parti üyesi olmayanlar sahiplendi. Yani çünkü bir de program var ortada. Mesela, tam da biraz önce teorisini anlattığınız olayın siz somut bir örneğiniz. Bu benim adayım diyorsunuz. Sandığa gidip bunu evet. Seçtiğiniz evet. Zaman bu benim adayım diyorsunuz. Siz de çalışıyorsunuz. Ve bir program ortaya koymuşlar. 50 yıldır yapılmayan işleri yapacağız diye, son 5 yıllık AKP belediyesini suçlamıyor sadece. 50 yıldır yapılmayan işler dedim, çok iddialısınız. Dedi ki başkan, tabii ki iddialıyız. Mesela 50 yıldır değil, 100 yıldır burada kanalizasyon yapılmamış. Evet. Yaptılar.
Mesela orada antik bir kent aynı zamanda, çok eski bir tarihi var. Koruma amaçlı bir imar planı yapılmamış. Şimdi yapmışlar. Evet. Ve beldede yapıyorlar. Beldede bu. Tabii. Yani demek istediğim, hem bir program sunuyorlar, çok iddialı bir program. Hem 5 kişi kendi aralarında müthiş bir dayanışmayla seçimlere asılıyorlar. Hem de o 2000 kişi halktan katılan, parti üyesi olmayanların katılmasıyla AKP'li belediyeni AKP'nin elinden alıyorlar. Evet. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlar diyor ki ya verdiğiniz örnek küçük bir yer. Şu anda yaptığımız belediye seçimlerinin %28'i bunun gibi yerler. Yani belde belediyeleri. %28'i az değil. Hani büyük yerde yapılmaz diyenlere de benim sorum oralarda yapılmaz ama oradan başlayalım. Her yerde bir mahalle var bir kere. Tabii her yerde mahalle var. Tabii. Kaldı ki Fransa bizim kadar büyük, 80 milyon Cumhurbaşkanı seçiminde parti bu yöntemi denedi ve yaptı. Yani burada özellikle bu dönemde biliyorsunuz biz bir 24 Haziran'dan sonra bir partide tartışma yaşadık. Evet. Hoş olmayan tartışmalar yaşadık. Yöntemi yanlıştı tartışmaların. Ve hatta o seçimden sonraki Muharrem İnce'li büyük bir coşku özellikle gençlerde mitingler yaratmamıza rağmen o heyecanı da biraz böyle gerileten bir şey yaşadık. O yüzden şimdi belediye seçimlerine giderken o atmosferi de kaldırmamız gerektiği için asıl şimdi 1 milyon 300 bin üyemize ve bu partiye hakikaten gönül veren, sempatizan olan, oy veren insanlara da dönüp öyle belirlememiz lazım adaylarımızı ki o süreci geçelim, o heyecan, o enerji gelsin. Çünkü halkın içinde yaşıyoruz. En yakın çevremizden kırgınlık var, umutsuzluk var, elbette, öfke var. Bir yeni momentum lazım, bir yeni şey, enerji lazım. İşte böyle yapacağız. Şimdi efendim, bunu yapmamız lazım, bizim evlerimiz o. Demokrasi, parti içi demokrasinin yereldeki çok güzel bir örneğini evet, verdiniz. Fakat 24 Haziran seçimlerinde bir de partiler arası ittifak, muhalefet partileri evet, arası ittifak denemeleri yapıldı. Ve sonuçta bu değerlendirmeye hiç katılmıyorum ama bu ittifaka katılan partilerden birkaç tanesi de bunun son derece yanlış olduğunu ifade ettiler sözcüleri aracılığıyla. Fakat matematik ortada. Tabii, tabii. Ve önümüzdeki dönemde de bu matematiğin gösterdiği bir takım gerçekler var. Tabii. Bu ön seçim ötesinde ittifak konusuna nasıl yaklaşırsınız ve bu konuda tabii, tavsiyeleriniz neler? Şimdi 24 Haziran ön seçim ittifakı bence doğruydu. Çünkü evet, artık bir başkanlık seçimi gibi bir seçim yapıyoruz. Evet. %51 meselesi var. Doğrusu benim de umudum ilk turda Erdoğan'ın %51'i bulamayacağı şeklindeydi. Evet. Ama hem yeni çıkan parti, İyi Parti, hem diğerleri işte bir Muharrem İnce kadar bir performans gösteremediler. Evet. Umut ediyorduk ki onların alacağı oylar %2 daha fazla olsa zaten %51'i geçemiyordu. Bence bu doğru bir stratejiydi. Çünkü o partilerde, ittifaka giren partilerde biliyorlar ki tek başlarına girseler büyük mü yok. İkinci turda kim çıkarsa o dedik. Yani ille Muharrem İnce çıkacak da demedi. Kendisi de söyledi Muharrem İnce. Evet. Kim çıkarsa o. Bu doğru bir şeydi ve dünyada da yapılan bir şey. Ama biz tabii şunu da onlarla anlaştık. Eğer bizim adayımız ikinci tura kalır çıkarsa, ittifakın adayı, biz parlamenter demokratik rejime dönme çalışmasını hemen başlatacağız. Elbette. Yani temel koşul. Tabii temel koşul da Türkiye'nin Cumhuriyet'ten önceden bu yana bir parlamenter tecrübesi var. İyi kötü bir çok partili sistemimiz var. Evet, demokrasimizde eksikler var ama bu şimdiki model ise tam bir geriye gidiş. Bir tek adam yönetimi. 81 milyonluk bu kadar karmaşık sorunu olan bir ülkeyi bir tek adamla, onun atadığı işte geçen değil, gördüğümüz 76 komisyon üyeleri falan yapamazsınız. Ayrıca halka dayalı değil bunlar. Demokrasi demek halk hakimiyeti demektir. Halkın burada olması lazım. O da kendi milletvekilleri aracılığıyla da burada oluyor. Bu tecrübemizin üzerine biz doğruları koymamız lazım gelirken bambaşka bir yere savrulduk. Bu da anlaşılmıştı. Şimdi yerel yönetimlerde tabii biraz daha iş karmaşık. Yerel yönetimde küçük partilerin oy kullanacak olan taraftarları şuna bakarlar. Kendi partilerine şansı yok. İstanbul'da iki parti yarışacak. Bunu herkes görüyor. Değil mi? Bakar adaylara, kendi dünya görüşüne ters olmayan, kendilerini de hesaba katacak bir siyasi birikimi, bilgisi olan, öyle bir strateji izleyen bir adaya yönelirler. Bu taraftan ya da o taraftan. Dolayısıyla
Ben böyle olacağını düşünüyorum. Yani partiler arasında geçen defa olduğu gibi bir araya gelerek bir açıklamayla bir ittifak kuruldu şeklinde olmayacak nitekim. Ama yerelde böyle buluşmaların buluşmalar olması çok doğal. Merkezi tabii. Şimdi bakın bir şey mesela yapılması. Konuştuğumuz Kemerhisar'da bir seçim önce alamamış parti çoğunluğu. Olmamış. Sonra çoğunluğu almış. Onları bayağı geçmiş. Nereden geldi bu oylar? Belki AKP'lilerden de geldi. Tabii. İcraatta memnun olmayan. Yani bu yerelin özelliklerine göre değişen bir şey. Matematik derken de zaten bunu... Buna bakıyoruz evet. Tabii. Yani benim buradaki mesele önce bizim kendi adaylarımızı dediğim gibi tabanı, belki sivil toplumu, belki işte parti sempozyumlarını katarak belirlersek öbürlerini de motive etmek daha kolay olur. Yani o zaman Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği illerde bir iddiamız oldu. 8 yıl saydı biliyorsunuz Ankara, İstanbul, Boğaziçi olmak üzere. Ve yerel yönetimler bizim açımızdan en az genel yönetim kadar önemli. Çünkü biliyorsunuz 100-150 yıl geriye gidersek Avrupa'da bu partiler, yeni kurulan partiler, liberal partilerin karşısında, muhafazakar partilerin karşısında çok da toplum tarafından iyi görülmeyen partiler. Sol var vesaire, daha Sovyetler yok ama buna rağmen bir ön yargı vardı. Doğru. Önce yerelde kazandılar. Çünkü bakın bir parti yerele geliyor, halkın gözle gördüğü, elle tuttuğu icraatları yapıyor, dürüstçe yapıyor. Hiçbir yolsuzluk, hiçbir şaibe yok. Halk o zaman diyor ki ya bu ve bunun partisi demek ki farklı bunlar. Oradan yükseliyorsunuz. Yani bugün Avrupa'da evet sosyal demokrasi genelde biraz ülke seçimlerinde geride ama bakıyorsunuz yerel yönetimlerde halen önemli bir gücü var ve oradan tekrar sıçrama yapmayı planlıyor. Evet. Evet. Çünkü oradan bir güç elde ediyor. İcraatlarıyla halka daha iyi bir hayat sunarak, demokratik davranarak, kimseyi dışlamadan ve çok önemli Türkiye için temiz siyaset, temiz toplum, temiz parti. Son derece yani bu zedelendi Türkiye'de, çok zedelendi. Evet, evet. Yani siyaset bir rant aracına dönüştü birçok evet. yerde. Şimdi çok daraldı zamanımız ama evet. isterseniz şunu da ben, çok sorumuz vardı ama hepsini soramadık tabii. Şimdi yeni bir rejim, yeni bir sistem var aslında. Şimdi bu geçenlerde toplantıda da dile getirildi. Yani aslında bir tek adam, yani kurumlar bir hayli erozyona uğradılar. Dolayısıyla böyle bir ortamda seçime gidiyoruz. Şimdi kayyum atama riski var. İşte bir mesela bütün şehir, bir kısım ilde kullanılan bütün şehir yasası, belediyecilikte bir şey var. Bunun yaygınlaştırılacağıyla ilgili bir şey dolanıyor etrafta. Muhtarların bile üzerine gidiliyor. Muhtarların üstüne gidiliyor. Yani bir değişik bir atmosferde giriliyor. Şimdi bu bağlamda baktığınız zaman bu partilerin hazırlığı, aslında eski dönemlerden biraz farklı olmak zorunda. Biraz burayı irdeleyebilir miyiz? Son 3-4 dakikamız var. Şimdi şöyle, bir kere parti hem bu son 5 yıllık yerel yönetim dönemini irdeliyor genel merkez. Geçen gün ben de Ankara'daydım. Bir SODEM diye Sosyal Demokrat Belediyeciler Derneği kuruldu. Onun etkinliği vardı. Biz orada son 5 yılda yapılan belli projeleri de seçici kurulu olarak değerlendiriyoruz. Parti dışından çoğunluk seçici kurulu ama ben de varım eski bir kültür bakanı olarak. Çok güzel şeyler de yapılıyor. Fakat biz şimdi daha yeni bir programla çıkmamız lazım. Bir taraftan Ankara'nın vesayeti devam ediyor ama öbür taraftan son yasalarla belediyelerin az evvel konuştuk kreşten eğitime kadar, sağlığa kadar işler yapması mümkün. Ve bunları bazı belediyelerimiz güzel yapıyor, bazıları belki hiç yapmıyor. Öğrenci yurdu mesela. Doğru. Ben bu kadar yıldır parlamentonun dışındayım. Üniversite hayatı başlarken en çok Anadolu'dan bizi tanıyanlar, kızım geliyor, oğlum geliyor, yurt bulamıyoruz. Çünkü ev bulmak çok pahalı. Bizim de 14 belediyemiz var, yaptı 3-4 tanesi. Yani çok sayıda halka dokunan hizmet. Dokunan hizmetleri getirmemiz lazım. Yani kreşinden tutun da ben orada Osman Özgüven'i anlattım, dikiliği. Evet. Gerçekten ekmeğe kadar iniyorsunuz. Çünkü yani ekmeği işte piyasanın yarısına veriyorsunuz. Evet. Isınmayı orada bir termal vardı, oradan yaptılar. Ulaşımı mesela öyle yapıyorlar. Yani farklı bir hazırlık olmalı. Olması lazım. Bir de bizim yani merkezdeki belediyecilik anlayışımızın temel ilkelerini pratiğe dökecek bir programa sahip olmamız lazım ve merkezden mutlaka bir ciddi bir denetim mekanizması kurmamız lazım. Belediyeleri daha ileriye götürecek, halkla daha çok bütünleştirecek. Merkez derken parti merkezini kastediyoruz. Tabii. Evet. Ya orada bir yerel yönetimler komisyonu var ama işte son bu 2 günlük daha bir hafta evvel TÜSES'in şeyinde gördük ki 3 günlük toplantıda
orada 10, 15, 20 kadar parti dışından, odalardan, üniversitelerden bu konuda çok özgün fikirleri olan belediyecilik konusunda insanları dinledik. Şimdi bunları da katarak bir büyük bir belki yerel yönetim masası kurup genel merkezde bütün belediyelerimizin bu partinin ortaya koyduğu ilkeler doğrultusundaki çalışmalarına destek olmak ya da yapılmıyorsa uyarmak evet. gibi bir şey yapmamız lazım. Ben yerel yönetimlerden bizim yükselişimizi başlatabileceğimizi düşünüyorum. Eğer adaylar katılımcı bir yöntemle, doğru kriterlerle ve mutlaka bundan sonra 6 ay kala en azından, bakın istisnasız bütün demokratik ülkeler aday meselesini bir yıl önce hallediyor. Şimdi bizde deniyor ki, belki siz de duyuyorsunuz, iyi ama partiler, CHP için söylüyorlar daha çok, adayını önceden açıklarsa çok yıpratırlar. Ben buna katılmıyorum. Evet. Bizim içimizde aksine yıpratılmayacak 10 binlerce, 100 binlerce insan var. Yıpratmadan da şeyi kastediyorlar, akçeli işler falan. Evet. Ve böyle şu böyle mantık olur mu? İstanbul'da, geçmişin didiklenmesi İstanbul'da vesaire. 39 ilçe var, 930 mahalle var, 80 bin sokak var. Belediye başkanı siz 6 hafta kala, 8 hafta kala ilan ederseniz bu evet. iş olmaz. Olmaz. Evet. Olmaz. Her sokağına girecek, her mahallesine girecek. Yani vaktimizi açtık. Süremizi açtık mı? Doldurduk. Açtık. Açtık. Sorularımız kaldı. Sorularımız kaldı. Yani niye kesmiyorsunuz yeni sorular için beni? Evet, evet. Peki. Tekrar çok teşekkür ederim. Bir program yaparız. Tabii, evet, tabii. Size. Memnuniyetle. Bu çok önemli bir konu çünkü hakikaten bu belediyenin sahiplenmesi. Bugün programımızda yerel seçimler, daha doğrusu parti içi demokrasiyi ve yerel seçimlerle ilgili ön seçim konusunu özellikle ele almaya çalıştık. Konuğumuz Ercan Karakaş'tı. Güran Ertürk'le beraber hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.